Günaydın. Tolga'cığım günaydın dedi. Günaydın demedin İrem. Sadece bağırdım farkındaysan. Uf Tolga ya, koca koca insanların sana hiç yakışıyor mu böyle tripler? Gel, gel baksana kahve gel. Ya ben sana trip yapmıyorum ki İrem. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Evet, koca koca insanlarız ve senin benim bu kararıma saygı duyman gerekiyor. Sana saygı gösteriyorum ve sana kahve getiriyorum Tolga'cığım. Ama ben senden kahve de istemedim. İstemene gerek yok. Ben hissedebiliyorum, istiyorsun. Allah Allah, yanlış hissetmişsin. İstemiyorum. Tolga, bak ne diyeceğim, gel gel. Yarın nasıl olsa işimiz yok. Gel kafede buluşalım, yüz yüze, açık açık her şeyi konuşalım. Günaydın. Nasılsınız uşaklar bakayım? Pardon, yoksa özel bir şey mi konuşuyordunuz? Buldun mu sizi de? Yok. Özeli İsmail Bey, iş yerinde özel mi olur? İşle ilgili konuşuyoruz. Aferin uşaklar, çalışın. Havalar ısındı diye kendinizi salmayın da. Ne demişler uşaklar? Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer de. İsmail Bey, vallahi. Buyurun, kahveniz. İçersiniz değil mi? Zaten uşağım çay içmiyorum biliyorsun. Bari kahve içeyim de. Uşaklar bana çayı azalt dediler. Levanım almış. Çok güzel, elinize sağlık. neyse İrem Hanım, ben çok kalmayacağım. Hemen çıkacağım. İmzalayacağım dosyaları ver de imzalayayım. Böyle bir cumartesi günü burada akşam edecek halim yok değil mi? İsmail Bey, olur mu öyle şey ya? Yani hepimiz karar aldık ya. Proje yaza yetişsin diye cumartesileri de yarım gün çalışıyoruz. Hani belki sizi de ilgilendiriyordur bu konu. Eşlik edersiniz bize. Evet uşağım. Beni çok ilgilendiriyor. Ve bu yüzden de Haluk uşağıma full yetki verdim. Ne istiyorsanız ona sorabilirsiniz. Uşağım havalar ısındı. Artık bulamazsın beni burada daha da. Anlarsın ya. Size de iyi günler İsmail Bey. Neyse gitmesi hepimiz için daha hayırlı oldu. Vallahi bu konuda haksızsın diyemeyeceğim İrem. Çünkü İsmail Bey demek yani faydadan çok zarar demek. Boş ver sen İsmail Bey, yarın buluşuyor muyuz? Vallahi düşünüyorum İremciğim. Yani daha tam karar vermedim. Gün içinde kararımı size iletirim bir ara. Peki Tolga Bey. Tolga. Tolga ya ne kararmış bir türlü veremedi. Kusura bakma vallahi İrem. Ya o kadar büyük hayal kırıklığı yaşattın ki bana. Seninle konuşmak istediğime emin değilim. Tolga'cığım çok ani oldu ama. Ve cevap veremedim doğru düzgün sana biliyorum ama. Bizim arkadaşlığımız böyle oturup güzel güzel konuşmayı hak etmiyor mu sence? Aslında hak ediyor. Hak ediyor tabii. O zaman yarın kafede buluşalım. Konuşalım. Hem benim de böyle sana söylemek isteyip söyleyemediğim bir sürü şey var. Ya o zaman bugün konuşalım. Niye yarın kafeyi bekliyoruz ki şimdi zamanı? Hayır, iş yerinde olmaz. Ya niye olmasın ki? Olmaz. İrem ya. Tamam, yarın kafede konuşuruz o zaman. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Haluk'un yanına geçiyorum. Tabii tabii, geçin. Buyurun. Haluk, ne haber? Haber. Eyvallah. Ne oldu abi? Hayırdır ya? Böyle apar topar çağırdım beni. Bak, şöyle. Akşam Meltem'e sürpriz yapacağım. Sürpriz mi? Evet. Ne sürprizi ya? Hayırdır? Şöyle, bir dakika dur. Dinle beni. Bak, bak, bak. Nasıl? Çok güzel de bu ne abi? Datça'da bir ev. Orayı kiralayacağım tam bir ay. Böyle denize yürüme mesafesi 5 dakika. Orada böyle çocuk bahçesi falan da var. Böyle Zeynep de oynar. Nasıl? Çok güzel ya. Denize sıfır be abi burası. Tabii oğlum. Cennet, cennet. Hakikaten bayıldım. Bak önünde bahçesi de var. Gördüm. Mangalımızı yaparız böyle. Önünde havuz var. Havuzumuza gireriz. Çok güzel. Abi çok güzel bir yer bulmuşsun ya. Hah. Fiyatı nasıl? Çok iyi. Daha ödemesini falan yapmadım. Biraz sonra yapacağım. Diyorum ki gel sen de yandaki evi tut. Beraber yaparız tatilimizi. Süper fikir. Ha? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yıllardır böyle bir şey planlıyordum biliyor musun? İşte al. Harika yan yana evler. Evet. Önde ya nereden aklına geldi be? Süper fikir. Peki yani kaç para vereceğiz? Nasıl yapacağız? Ya ben onları hallediyorum şimdi. Hı-hı. Ama
akşama sürpriz yapacağız. Sakın Gülün'e falan söyleme. Söyleyeyim. Hayır, sakın söyleme. Sonra bana. Hayır, abi söyleme. Söyleyeyim bak. Bir dakika beni dinle. Söyleyeyim bizim akşam bir sürpriz yapacağız. Böyle boynumuzu atlayacaklar. Sevinçten böyle dans edecekler. Doğru söylüyorsun. Sürpriz yapalım hakikaten ya. Aynen aynen böyle oynamaya başlayacaklar hemen. Yemin ediyorum gönül havaları uçacak ha. Bak hakikaten ya çok iyi düşünmüşsün. Söyleme. Ağzından sakın kaçırayım ben. Peki Zeynep'i götürebiliyor muyuz oraya? Yani evet, problem olmuyor değil mi? Götürürüz. Datça da çok güzel bir yer ya. Müthiş. Cennet, cennet. Nereden aklına geldi ya? Ethem'le Gönül zeytinyağlıları hazırlarlar. Biz de böyle etleri alırız, marine ederiz, atarız dolaba. Ertesi gün böyle cızbız cızbız böyle mangalı kurarız ha. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Gidip bavulumu toplayıp yani bir an önce gidesin falan geldi ha. Bir ay ev bizim. Aynı paraya 5 gün otelde kalamazsın be. Doğru söylüyorsun. Oteller ateş pahası abi. Hem site burası. Çocuklar böyle yeni arkadaşlıklar edinir. Onlarla görüşür. Haluk inanmayacaksın. Ben hala bazı böyle yaz arkadaşlarımla görüşüyorum biliyor musun? Bu başka bir şey oluyor yani. Biz bir kere bir yaz böyle hatırlamıyorum ne zaman. Böyle bir yazlığa gitmiştik. Unutamadığım tek tatil o. Babam da beni böyle bir balığa götürürdü. Ya balığa gider miyiz sen de? Gitmez olur muyuz? Sabahtan açılırız denize. Tutarız balığımızı. Kovayı doldururuz, getiririz. Meltem'le Gönül de onları temizler. Bak şimdi Şey alalım, olta alalım ama. Alalım. Alırız, o yemini memeni falan ondan hepsini alalım giderken. Sen o işi bana bırak. Bu Datça'da da vardır ama. Hani buradan da oltayı buradan alalım istersen. Orada alırız oğlum. Tamam yani alalım ama. Niye buradan oraya taşıyorsun? Bir tane kayık tutarız. Ha? Ya sen onları bana bırak. Çok iyi. O iş bende ya. Tamam. Süper. O iş bende ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.